Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış, artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onlamasına yönelik çıkan tartışmalara değinen Bahçeli, Türk yargısı kararını vermiş ve konu kapanmıştır dedi. Nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. Ne var ki adalet ve hukuku temelinden istismar eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleriyle birlikte İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli konu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı özellikle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılayarak seri katil demiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanına terbiyemizin müsaade etmediğinden dolayı ağzımızı alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibariyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu hükümler temyiz edilmiş, zanlının toplam 3 ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir. Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alenen aşağılanmasına destek midir yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, susma, sinme, saklanma, çık karşımıza, devlete seri katil demek namertliktir diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah. Yapmazsan bu ihanete, bu melanete, işlenmiş bu suça sen de ortak sayılırsın. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına da değinen Bahçeli, bu ülkelerin teröre destek verdiğini belirterek, bize göre en doğru seçenek bekleme odasına alınmalarıdır dedi. Rusya'nın bilinen en ciddi ve göze çarpan itirazlarından birisi, NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. Ukrayna'da savaş sürüyorken, Rusya'nın tahrik edilmesi, bölgesel gerilimi daha da sertleştirecek, maksatlı ve marazi tertiplerin NATO'yu Rusya sınırlarına tutundurması dünya barışına hizmet eden bir hedef olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi NATO'nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini bugünkü statükoda ve siyasi angajmanlar muhtevasında oldukça mahsurlu değerlendirmektedir. Bu üyeliklerin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın askeri ve siyasi tepkiselliği de kışkırtılmış olacaktır. Ayrıca Finlandiya'nın Rusya ile sınır uzunluğu 1340 kilometredir. Şayet bu iki Kuzey Avrupa devleti NATO'ya alınırsa Ukrayna Savaşı'nın Finlandiya'dan İsveç'e kadar sıçrama ihtimalini hiç kimse yabana atmamalıdır. Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması demek, Ukrayna Savaşı'nın uzaması, hatta coğrafi olarak genişlemesi demektir ve bize göre böylesi bir niyet insanlık suçudur. Finlandiya ile İsveç'in bekleme odasına alınması geldiğimiz bu aşamada akla yatkın en doğru seçenektir.